Bugün ziyarete geldiler. Ben bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün 7 Haziran seçimlerinden sonra ilk defa Eğli Belediye'mizi kalabalık bir şekilde ziyaret ettik. Bu programı düzenleyen Sayın İlçe Başkanı Fatih kardeşime çok teşekkür ediyorum. Buradan gördüğüm kadarıyla biz seçime hazırız. Bu güzel tablo karşısında hep beraber inşallah önümüzdeki seçimlerde daha başarılı olacağız diyorum. Bunun özellikle Sayın Belediye Başkanıma da çok teşekkür ediyorum bizleri kabul ettiği için. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalabalık bir ekiple belediyemizi ziyaret ediyoruz. Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi sıcak bir karşılamayla karşıladığı için. Biz 7 Haziran seçimlerinden önce de söyledik, sonra da söyledik. Her zaman belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin yanındayız. Onunla beraber Ankara'da, bakanlıklarda, müsteşarlıklarda, genel müdürlüklerde Ereğli'mizin, özel olarak Ereğli'mizin, aslında bütün ilimizin ama şu anda Ereğli'de olduğumuz için Ereğli'mizin ne sorunları varsa, ne eksiği varsa o konularda çalışma yapıyoruz, yapacağız. Ondan kimsenin endişesi olmasın. Bu bağlamda ilk olarak Sayın Belediye Başkanımızın da içerisinde bulunduğu, daha önce bizden önceki dönemde başlatılmış bulunan Karadeniz Ereğli Eski Devlet Hastanesi'nin yerini üniversiteye devrine beraber gerçekleştirdik. Orada şu anda proje ve maket çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra da lansmanı yapılacak. Buradan fırsat bulmuşken bütün kamuoyu huzurunda da deklar etmek istiyorum. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Orada 4 yıllık fakülteler de olacak. 2 yıllık yüksek okullar da olacak. Sosyal tesisleri de olacak üniversitemizin. Ve üniversitenin bunu yapmak için de herhangi bir sıkıntısı yok. Maddi gücü de var. İnşallah 2016 yılında da başlanacak. Oradaki tamamen kaldırılacak oradaki binalar ve oraya yeni bir Türkiye örnek bir ilçede bulunan bir kampüs yapılacak. Üniversite kampüsü yapılacak. Konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. 3700 mertebesinde olan öğrenci sayısı da 10 binlere çıkacak. Yine Sayın Başkanımızın çok önem verdiği bir kent meydanı projesi var. Onunla ilgili hem kendisi hem de bizler en son Maliye Bakan Yardımcımıza gittiğimizde konuyu gene gündeme getirdik. Üzerinde şu anda çalışılıyor. Buna benzer bütün konularda karayolları konusu olsun, diğer konular olsun, tersanezler bölgesindeki sıkıntılar olsun. Hep birlikte uyum içerisinde bilgiyi paylaşarak mesafe almaya çalışıyoruz ve alacağız. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Bugün Türkiye bir terör belasıyla karşı karşıya. PKK terörü hepinizin bildiği gibi. Şehitlerimiz var. Şehitlerimiz geliyor. İçimiz ağlı. En başta Cenab-ı Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sağlık selamet ulusumuzun hepimizin başı sağ olsun diyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz uzun süre bir çatışmasızlık süresi geçti. Bu süre nasıl oldu? Bunlar nasıl gelindi? Bir defa karşımızdaki silahlı örgüt silah bırakacağını beyan etti. Müzakere yapalım, silahları bırakacağız dendi. Ve böyle başladı. Fakat süreç zaman içerisinde çeşitli zamanlarda saboteye uğradı. İlk uğradığı sabotaj Oslo görüşmelerinin basına sızdırılması oldu. İkinci sabotaj bu süreçle ilgili Habur kapısından PKK'lı teröristlerin ülkeye giriş yapmaları noktasında bu bir gövde gösterisine dönüştürüldü. Bu çözüme en çok taraftar olan kesimleri bile rahatsız etti. Sürecin en büyük yara aldığı ikinci bölüm odur. Ama ona rağmen bizim hükümetimizin, devletimizin gayretli çalışmaları, fedakarlığına çalışmaları, efendime söyleyeyim, neticesinde belli bir süre bu bölgedeki insanlar çatışmasızlığın nasıl güzel bir şey olduğunu yıllardan sonra öğrenmiş oldular. Türküler söylendi, şarkılar yakıldı, halaylar çekildi, insanlar köylerine geri döndü, hayvancılığa başladılar, tarıma başladılar. Ama karşımızdaki
terör örgütünün ve onun uzantısı HDP'nin çözüm diye bir derdi yok. Öyle bir sıkıntısı yok. Öyle bir niyeti de yok. Çünkü bunlar milli bir hareket olmadıkları, bir üst akılın eseri oldukları için de kendi ellerinde değil silahları bırakmak ve en nihayetinde her türlü hoşgörüye rağmen Kobani üzerinden bir IŞİD üzerinden bir Türkiye düşmanlığı, onun arkasından Suruç'ta patlatılan daha evvelinde de HDP mitinginde patlatılan bombanın bir şekilde AK Parti ile ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ispatlandırılmaya çalışılması, ama arkasından görüldü ki bu iki bombanın da faillerinin aslında kendi mihrakları tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Buradan bir düşmanlık üretmeye çalıştılar. Akabinde de sanki bunlar hükümetin devletin suçuymuş gibi Sunuç ve diğer bombalı eylemler bu sefer bizim masum sivillerimize, askerimize, polisimize saldırılar başladı. Değerli arkadaşlar. Ya bu süreç böyle bir neticeye geldi. Daha sonra da sabır. Nereye kadar sabır? Karşısındaki insan laftan anlamıyor. O zaman kötek lazım ve en nihayetinde de Türk Silahlı Kuvvetleri olaya müdahale etti. Kampları yerinden bir etti. Ve bundan sonra da ben buradan deklar ediyorum. Bunlar silahı bırakıp biz akıllandık efendime söyleyeyim demedikleri müddetçe biz HDP'de biz Türkiye Partisi olacağız demeden Türkiye Partisi olunmuyor. Onun için doldurmak lazım. Ona göre siyaset yapmak lazım. Terörle aralarına mesafe koymadığı müddetçe teröristlerle mücadele sonuna kadar devam edecek. Kökü kazınana kadar devam edecek arkadaşlar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türk Devleti büyük bir devlettir. Türk Devleti çok geniş tarihi kökleri vardır, tecrübeleri vardır. Biz dünyada 16 imparatorluk kurmuş, en son Türkiye Cumhuriyeti'nde de banileri olan Osmanlı bakiyesi bir ülkeyiz. Ama hiç kimse endişelenmesin. Çok badireler atlattık. Bu badireyi de hep birlikte ulus olarak atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum. Sonuna kadar terörle mücadele de devam edilecek. Öbür yandan bir erken seçim önümüzde gündem var. 7 Haziran seçimlerinden sonra seçmen bize mesaj verdi. En belirgin mesaj şuydu. AK Parti'yi ben birinci parti yaptım. Yine bu ülkenin omurgası AK Parti hükümet olmaz. Ama siz uzlaşın, aranızda bir koalisyon kurun diye bir mesaj verildi. Ancak biliyorsunuz koalisyonu kuracak partilerden bir kısmı daha başında kapıyı kapattı. Her türlü koalisyona karşıyız. En erken seçim ne zaman yapılacaksa o zaman seçim yapalım. Denkler usulü. Diğer ana muhalefet partisiyle görüşmeler yapıldı. Onda da derin görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıktı ve milli eğitim ve dış politika konusunda özellikle bunlar bizim olmazsa olmazlarımız anlaşılamadı. Bunun neticesinde hep birlikte ülkeyi seçime getirelim, bir seçim koalisyonu kuralım ya da tarihi belli olan bir koalisyon yapalım teklifimize de. Sıcak bakılmayınca ana muhalefet partisiyle de koalisyon yapılamaz hale geldi. HDP ile zaten bizim tabanımız koalisyon istemiyor. Bunu başından beri biliyoruz. Ve en nihayetinde anayasanın ilgili maddeleri gereği artık yetki Cumhurbaşkanı'na geçti. Cumhurbaşkanı bu saatten sonra süreci çalıştıracak ve bir erken seçim hükümeti kurulacak. En erken ne zamansa bu arada Yüksek Seçim Kurulu da seçimlerin 1 Kasım'da yapılabilmesi amacıyla partilere bir teklif sundu. Onun neticesine göre bu işler neticelenecek. Önümüzdeki hafta bu işler tam manasıyla neticelenir diye düşünüyoruz. Ama bizim hep beraber Hüseyin Bey'le birlikte söylediğimiz bir şey vardı. Biz erken seçime de, biz hükümete de, koalisyona da olmuyorsa erken seçime de hazırız demiştik. Burada gördüğümüz Ereğli Teşkilatı komple seçime ne kadar hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Belediyemizle, teşkilatımızla, il başkanımızla, milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, el ele, belediye meclisi, genel meclislerimizle ne kadar hazır olduğumuzun da burada bir nişanesini hep beraber görmüş oluyoruz. Zaten değerli arkadaşlar, biz hiç seçim olmayacakmış gibi biz bölgemize ne yatırımlar getirebiliriz, bakanlıklarda,
müsteşarlıklarda, genel müdürlüklerde bir yandan onların çalışmasını en üst perdeden yaparken öbür taraftan da yarın seçim olacakmış gibi de halkımızın içerisinden hiç ayrılmadık. Seçim satım halini hiç terk etmedik. Araziden çıkmadık. Şu anda seçime de en hazır, başından beri ifade ettiğimiz gibi AK Parti'dir. Onun için hiçbir endişemiz yok. İnşallah vatandaşımız geçmişte bize kızarak başka partilere verdiği oyları da üzerine koyarak bize inşallah iade edecek ve AK Parti inşallah önümüzdeki seçimlerde tek başına iktidar olacak. İstikrarın da ne kadar önemli olduğu bu seçimlerde ortaya çıktı. İnşallah istikrar sürecek diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Belediye Vekili, İl Başkanım, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, partimizin çok değerli üyesi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben Sayın Vekilim birçok konuları açıkladı, onları ben tekrar etmek istemiyorum. Ancak biliyorsunuz biz seçim gezilerimizde bir takım sözler vermiştik. Ve bunlar arasında demiştik ki, teşkilatlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, belediyelerimizle her zaman birlikte olacağız. Karşılıklı görüş alışverişi içerisinde olacağız. Geleceğe soracağız, istekleri, ihtiyaçları nelerdir, bunları tespit edeceğiz. Bizim yardım edeceğimiz konularda, yardım edeceğimiz konularda kendilerine yardımcı olacağız. İşte bugün burada bu nedenle duruyoruz. Geldik, Sayın Başkanımızla konuşacağız. Ereğlimizde nelere ihtiyaç var, neler gerekiyor, bizim yapabileceğimiz neler var. Yani şu anda biz seçim gezisi olarak gelmedik. Gerçi önümüzde erken seçim gözüken ama biz seçim kendisi olarak değil, sadece karşılıklı ihtiyaçlarımızı yardımlaşacağımız konuları tespit için buraya geldik. Ona göre, çünkü biz Sayın Vekilim dediği gibi her zaman sahadayız. Görüyorsunuz, başka sahada olan kimse var mı bizden başka? Ortalıkta kimse yok. Sadece biz ortalıktayız. Gördüğünüz varsa bize söyleyin yani, diğer partilerde kimse yok ortalıkta. Biz her gün her yerde sahadayız, vatandaşımızla beraberiz. Devamlı telefon halindeyiz, irtibat halindeyiz. Yardımcımıza söylediler. Teşvik konusunda da konuyu incelettirecekler. Zaten Zonguldak'ın tek kurtuluşu teşvikte. Her zaman söylüyorum, TDK Zonguldak'ı kurtarırız. Biz eğer teşviki çıkarırsak Zonguldak kurtulur. Bunun kaydı içerisinde, bunun çalışmaları içerisindeyiz. İnşallah vatandaşımız önümüzdeki dönemde de bize daha iyi destek çıkar. Arkamız güçlü olur ve Zonguldak için desteği çıkarır. Düzce ile Bartın seviyesine getiririz. Zonguldak'ta yatırım alır ve Zonguldak işsizlikten kurtulur. Yoksa TDK biliyorsunuz gidişe geriye gidiyor. Dünya piyasasında kömür ucuz, bizde pahalı olunca TDK'yı artık çekirdek katı olarak muhafaza edeceğiz. Çalışacak, kapatılmayacak. Ancak zararını giderecek pozisyonları ortadan kaldıracağız. O şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi önümüzde erken seçim olursa ona da hazırız zaten. Biz her zaman piyasadayız. İnşallah vatandaşımıza yardımcı olacağız. Şu anda vatandaşımızın çok çeşitli işleri var. Ankara'ya gidiyoruz. Bir kısmını öyle takip ediyoruz. Bir kısmını danışmanlarımızla takip ediyoruz. Bir kısmını bizzat kendimiz takip ediyoruz. Ve her an herkes bize ulaşabiliyor arkadaşlar. Bütün telefonlarımız herkesin elinde. Ben akşama kadar bana kim ulaşıyorsa kendisine, bizzat kendim konuşuyorum. Dönüşler alıyoruz, memnuniyetler alıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kimseye kibirle tepeden bakmıyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız, olacağız arkadaşlar. Ve bu memleketin istikbali AK Parti'de. Diğer partide bir şey yapmayacağı belli oldu. Onlar sorumluluk almaktan da korkuyorlar maalesef. Durum belli oldu. Şimdi arkadaşlar, en büyük tartışma şu an devlet hastanesi eski yerlerinin kampüs alanındaki çalışmaların durduğu veyahut da ne halde olduğu konusundaki bilgi. Sayın Rektörümüzle beraber, bakın önümde yazı var. 11.8.2015 Proje Ereğli Kampüs Alanı. Konu proje ön çalışmaları. Ereğli Kampüs Alanı içinde gönderdiğiniz veriyle çalışma yapılmaktadır. Yani mimar ihtiyaç programı oluşturuyor. Bülent Ecevit Üniversitesi ile beraber gidiyor. Bizden de belediye arazi verilerini veriyoruz. Bu bilgiler ışığında ön çalışmalar yapılmaktadır. İmar durumu, çekme mesafeleri, koordinat ve aplikasyon projeksi, ağaç rölemeleri, eğim çizgileri, zemin etüt çalışmaları konusunda biz mimar veyahut da bunu planlayan gruba sürekli belediyeden bilgi akışı halindeyiz.
Yani sayın vekillerimiz konunun takipçiler. Fakat biz belediye olarak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne tüm belediyenin imkanlarını, çizim üzerine etüt çalışmalarını yapıyoruz. Yani kimse şunu düşünmesin. Üniversite kampüsü alındı, vallahi bir şey göremiyoruz falan gibi durum yok. Tam tersine son derece süratli gidiliyor. Benim tahminimden daha hızlı gidiyor. Yalnız çalışmayı yapan arkadaşlar üniversite mimarisi konusunda en profesyonel ve ödül almış çalışma grubu. Üniversite konusu bu şekilde. Orada projenin ve paketin finansmanında Ticaret Su Başkanı Yaşar Tetiker Ticaret Su adına üstlendi. Onu da atıp atacağız. Evet. Zaten ne aile...